Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Bugün 7 Ağustos 2023 Pazartesi. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Umarız sadece kendi ülkemiz insanları için değil, tüm dünya insanlığı için güzel bir hafta geçer. Geçebilir mi? Bilmiyorum ama fakir fukara ülkelerde yine ayaklanmalar, yine darbeler. Bu arada Pakistan'da eski Başbakan İmran Han tutuklandı, hapse attı. Pakistan'da hiç beklemezsiniz değil mi? Böyle demokratik hukuk devleti tavrı. Ama işte öyle. Orası da Müslüman bir ülke aslında. Neyse. Canlarım. Ve bugün Cumhurbaşkanı sekreterleriyle biliyorsunuz Mutat haftalık görüşmesini yapacak. Mutat, yani biz eskiler Mutat deriz. Alışıldık haftalık görüşmesini, toplantısını yapacak. Onları toplayacak. Onlara ne bilgi verecek bilmiyorum. Onlardan bilgi almayacağı kesin. Sonra da mutlaka tabii konuşacak. Gene siyaset yapacak. Türkiye'nin bu halini nasıl anlatıyor bilmiyorum ya. Demek inananlar var. Yapabileceğimiz bir şey yok. İnananlar varsa inananlar olacak. İnanmayanlar varsa da inanmayanlar olacak. Önemli olan bir ülkede insanların özgür iradeleriyle hareket edebilmelerine imkan vermek. Yani özgür iradene, biliyorsunuz insanlar kendi niyetlerini, kendi arzularını, kendi tercihlerini hiç kimsenin tabii ki devletinde baskısı altında kalmadan belirleyebilme gücüdür. Türkiye'de bu var mı? Henüz şimdilik yok. Mesela Mustafa Balbay, Mehmet Şimşek'le ilgili, daha doğrusu Mehmet Şimşek TÜİK arasındaki bir diyalogla ilgili bir haber yaptı. Tele1 kapatıldı. Hayır, Mustafa Balbay'dan dolayı kapatılmadı. Ama yani Mustafa Balbay'ın da bu kapatılmada rolü var herhalde. İstemiyorlar. Yani demokratik bir ülkede yaşadığımızı zannediyoruz. Hukuk devleti var zannediyoruz. Ama haber almada, haber vermede özgür değiliz. Gazeteler bir sürü haberle çıkıyor, bir sürü haberle çıkıyor. Haber. Mesela Pakistan'daki gibi bir haber var mı? Olabilir mi? Olabildi mi zamanında? Neyse, işte buna benzer birkaç haber var. Canlarım, ama önce sizinle bir fotoğraf paylaşacağım. Lütfen hep birlikte bakalım. Ve tabii ki ben bu arada bu fotoğrafla ilgili de kısaca bir yorum yapacağım. Görüyorsunuz değil mi fotoğrafı canlar? Ne yazıyor fotoğrafta? Burada mayo ve bikiniyle denize girilemez yazıyor. Mayo ve bikiniyle denize girilemez denilen yer halka açık bir yer. Yani orada denize, mayo ile denize girmeyi, bikiniyle denize girmeyi yasaklayan derneğin yeri değil. Ha, derneğin yeri olsa, orayı kiralamış olsa, kamuya kira verse ya da orası onun kendi özel mülkü olsa vallahi bir şey diyemeyiz. Çok da normaldir. Öbür tarafta hatırlıyorsunuz, bir otel sahibi kendi mülkünde, ya kendi iş yerinde haşama ile havuza girmeye izin vermediği için savcılık soruşturması geçiriyor. E hani özgür irade? E hani demokratik hukuk devleti? Hani laiklik? Cumhuriyet Türkiye'sinin en büyük düşmanı laik devlete aykırı iktidar davranışları, kamu davranışları ve halk davranışlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laisizmden vazgeçemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşları özgür iradelerini kullanabilmeliler. Kullanabiliyorlar mı? Hayır. Laiklikten saptık, sapıyor muyuz? Evet. Bu arada şimdi aklıma geldi. Ülkenin Diyanet İşleri Başkanı fakir fukara diyor ki, sofranızı zengin yemeklerle bezeyiniz. Yüce kitabımız emrediyormuş. Ya kardeş, sen dalga mı geçiyorsun milletle? He? Ya insan biraz utanır ya. Ha, dinden, günahtan korkmadığın belli. Belli. Diyanet İşleri Başkanı'sın ama korkmuyorsun. Belli, korksan açlığın zirveye çıktığı bir ülkede bu lafı etmezsin. Çok ayıp ya.
Sadralış'ın bir filmi vardı canlarım benim. Ya belki de 60 küsur sene önce. En az 60 sene önce. Gariban bir İstanbulluyu oynuyordu. Bir ara açlıktan karnı guruldadı Sadralış'ın. Şöyle bir baktı midesine doğru. Ya yapma dedi ya. Var da mı yemiyoruz ya dedi. Var da mı yemiyoruz ya. Ya ey imam efendi. Ey. Yahu milletin var da yemiyor. Sanki sen bir de onlara diyorsun ki leziz bir masa kurun. Ayıptır be. Yani Allah sana vicdan versin. Tabii senin Allah'ın varsa eğer. Ya git ya. Git istediğin yere şikayet et kardeşim benim. Git beni istediğin yere şikayet et. Ben sana bunları söyleyemezsem kendimden utanırım. Aynaya bakamam. Bu milletin yarısından çoğu açlık sınırındaki bir gelirle geçinmeye çalışıyor imam efendi. Edep yahu. Edep. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'yı arayarak gerçeği açıklayın, program yapamıyorum dediği iddia edildi. İddia edildi. Kesin bir bilgi değil ama olabilir mi? Son açıklanan Temmuz ayı enflasyon oranlarına bakarsak yani. Tabii ki yine gerçekçidir ama yani dedirtebilir. Telebir yayınında iddiayı paylaşan gazeteci Mustafa Balbay, TÜİK bu yüzden son verilerini gerçek demeyelim ama gerçeğe yakın açıkladı. Şu an ortada bir ekonomi programı yok. Şu anda ortada bir ekonomi programı yok lafına Mustafa Balbay'ın katılmıyorum. Ortada bir ekonomi programı var. Efendim kötü bir ekonomi programı var, iyi bir ekonomi programının konuları tartışılır. Böyle konularda biliyorsunuz izafilik geçerlidir, görecelilik vardır. Bir ekonomi programı, ekonomi programını yöneten, uygulamaya koyanların bakış açılarına göre değişir. Uygulamaya koyanlar inandıkları bir programı uygulamaya koymuşlardır. İyi uyguladıklarını iddia edebilirler. Niye öyle iddia ediyorsun diyemeyiz ki aksini biz iddia edelim. Eğer program başarısızsa, kötü yönetiliyorsa o zaman da biz diyelim ki ekonomi programı başarısız yönetiliyor. Zaten bu ekonomi programı en başından itibaren doğru değildi diyelim. Bu nedenle benim ekonomi konularındaki bu tarz açıklamalara bakış açım eleştirilendir. Değil mi canlarım? Bunu artık biliyoruz. Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'a bir süre daha avans vermek isteyenler dedim. Bunu da biliyoruz. Ortaya bir program konmadı dense de ortaya bir program kondu. 8'den, %8'den mi, 8,5'tan mı, %17,5'a çıkan politika faizleri bile Cumhurbaşkanı'nı rezil etti. E tabi yani başka bir ülkede olsa, gerçekten demokratik hukuk devletlerinin yaşandığı bir ülkede olsa o ülkenin Cumhurbaşkanı hemen istifa eder. Derhal istifa eder ya da yine yetkilerini kullanır. Yok kardeşim indirin faizleri der. Yükseltmeyin der faizleri. Ama burası Türkiye. Burası Pakistan değil. Burada onlar olmuyor. Burada Pakistan değil deyince ne demek istiyorum söyleyeyim. Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han hakkında verilen 3 yıllık hapis cezası sonrası evinde gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. İmran Han neden tutuklandı biliyor musunuz? İmran Han hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunuyordu. Mahkeme Han'ın makamı gereği verilen hediyelerden elde ettiği satış gelirini bildirmediğine hükmetti. Hediyelerin toplam bedelinin 500 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Han ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. Adam hakkındaki suçlamaları reddediyor. Bir ülkenin eski başbakanı hapiste. Pakistan eğer gerçekten bu kararlılığını sürdürebilirse yakın geleceğin Güney Kore'si olabilir. Potansiyeli var mı? Var. Ancak bir şartla. İslami devlet olma sevdasından vazgeçecek. Dünyada hiçbir İslami devlet, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Kuveyt gibi, Bahreyn gibi, Suudi Arabistan gibi kaynakları, yeraltı kaynakları yoksa hiçbir Müslüman devleti kendi kaynaklarıyla ülkesinin ekonomisini büyütemez, halkını refaha eriştiremez. Güney Kore yaptı. Güney Kore bir ya da iki cumhurbaşkanını hapse attıktan sonra yaptı.
pek çok politikacıyı hapse attıktan sonra yaptı. Darbeli değil. Hayır efendim, darbeli değil. Güney Kore'de de yargı sadakatini devlete gösterdi. Yani devletin sahibi millete sadıkım ben dedi. Ben bir kişiye sadık olamam dedi. Hukukun temel ilkelerini ve Güney Kore'nin mevcut kanunlarını değerlendirerek bir eski cumhurbaşkanını hapse attı. Pakistan aynı şeyi yaptı. Şu anda bana göre aynı şeyi yaptı. Pakistan'daki yargıçlar devlete sadakatlerini gösterdiler. Bir tek kişiye değil. Onlar da İmran'a sadakat gösterebilirlerdi. Ha, şunu bilmiyoruz. Bakınız, burada hemen bu şerhi koymalıyım. İmran Han belki gerçekten çok temiz, belki gerçekten çok dürüst. Ve fakat İmran Han'a muhalif olanlar ya da iktidarı ellerine geçirenler, iktidar güçlerini İmran Han gibi masum bir adamcağızı, belki de bakın bir şey söylemiyorum, belki de İmran Han gibi masum bir başbakanı hapse attılar. Onu da olabilir. Çünkü neden? Orası da bir İslam ülkesi. İslam ülkelerinde bunlar oluyor. Olmamalı ama oluyor. Ancak şu kadarını söyleyeyim. 17-25'te Türkiye Pakistan'da yaşananı yaşasaydı, biz inanın 2013 yılından bugüne kadar, geçen 10 senede Güney Kore'nin kadar değilsek bile şu anda olağanüstü zirvelere çıkmıştık. O olaylar yaşandığında Türkiye'de kişi başına milli gelir 12.594 dolardı. 10 senede bu kişi başına milli gelir neresinden bakarsanız bakın 25.000 dolara çıkacak. Dış borçlarımız artacaktı belki ama o artan dış borçlarla incik boncuk değil, eşe dosta ahbaba ballı ihale değil, olağanüstü büyük yatırım şirketleri kurulacaktı. Devlet araştırma ve geliştirme şirketlerini finanse edecekti. Yapmadık, yapamadık, yargılama kuramadık. 17-25 yargılansaydı belki de Recep Tayyip Erdoğan tertemiz birisiydi, tertemiz birisi olarak tezahür edecekti ve yine başbakanlığına ya da sonraki cumhurbaşkanlığına devam edecekti. Yapmadık, yapamadık, yaptırmadılar. Sonuç, bütün finans dünyasının, küresel finans çevrelerinin inancını kaybettik, güvenini kaybettik. Hakkında böylesine şahibi olan, hatta somut kanıtlar olduğu bile gözlemlenen, somut kanıt diyorum çünkü aksi kanıtlanamadı ama onlar somut kanıt olarak hala herkesin kafasında, beyninde, gözlerinin önünde canlanıyor. Canların bir hala pek çok sosyal medyada yayınlanıyor. Erdoğan'ın en büyük hatalarından biridir. Ya kendisine güvenemedi ya yargıya güvenemedi. Bir şeyler oldu. Keşke yargılanmayı kabul etseydi. Keşke bakanlar da yargılanmayı kabul etseydi. Ve keşke tertemiz çıksaydılar. İşte o zaman yargıda operasyon yapabilecek hakları da olurdu. Kimse onlara neden yargıda operasyon yapıyorsunuz diyemezdi. Yapmadık. Not edin. Pakistan'daki bu tutuklama eğer bağımsız yargının işi ise çok yakın bir zamanda Pakistan dini kuralları da esnetmek şartıyla, yani insanların özgür iradeleriyle yaşamalarına imkan vermek, isteğinin dinini yaşamak, isteğinin de dinsizliğini yaşamak tercihine saygı gösterirse çok yakın bir zamanda Pakistan'da ekonomik büyümede göreceksiniz çok önemli mesafeler kat edecektir. Çünkü bu İslam bir ülkenin gelişiminin önündeki en büyük engel. Az önce gösterdim işte. Buradan öncelikle ülkenin cumhurbaşkanına sesleniyorum ve hemen de eş zamanlı olarak aynı anda, yani Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanına sesleniyorum. Halit Hüseyin'in Uçurtma Avcısı diye bir romanı var. O romanı sizlere tavsiye ediyorum. Okumadıysanız bulun, alın, lütfen okuyun. Galiba şimdi kimdi, kaç para oldu fiyatı bilmiyorum ama varsa gücünüz alın. Çünkü kitapların hepsi pahalı bugünlerde Türkiye'de. Ve meclis başkanına tavsiyem. Uçurtma Avcısı filmini bilebildiğim kadarıyla Hollywood sineması çekti. Kim çekti bilmiyorum ama film çekildi ve Netflix'te film gösterimde. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir oturum düzenlemeli. Bu oturumda
bütün milletvekilleri aynı anda mecliste konulacak devasa bir perdede ya da büyük bir televizyonda bu filmi beraberce izlemeliler. Hep birlikte izlemeliler. Recep Tayyip Erdoğan hükümeti ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, layık bir sosyal hukuk devleti olduğunu bütün dünyaya hareketleriyle, tavırlarıyla, halkın üzerindeki baskısını kaldırarak kanıtlayacak, anlatacak ve güven gelecek dünya ülkelerine. Ve Recep Tayyip Erdoğan her şeye rağmen Cumhurbaşkanı olduğu halde 17-25 ile ilgili dosyaların yeniden meclise getirilmesini, komisyon kurulmasını, mecliste bütün milletvekilleri, yani bütün partilerden oluşmuş milletvekilleri tarafından kurulacak komisyonda olayların yeniden araştırılmasını, kendisiyle ilgili iddiaların bile, kendisiyle ilgili ileri sürülen ses kayıtlarının bile, belgelerin bile bağımsız ama uluslararası teknoloji şirketleri tarafından denetlenmesini, kontrol edilmesini, bir bilirkişi gözüyle incelenmesini ve rapor hazırlanmasını isteyecek. Bunları yapabilecek bir cumhurbaşkanı 1000 sene yaşasın, 1000 sene ülkemin başında kalsın, umurumda olursa şerefsizim. Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Türkiye'sine dönüşünün olumlu sinyallerini versin. Öncelikle bu Diyanet İşleri Başkanı'nı hemen kovup yerine, ısrarla söylüyorum, bakın üstüne basa basa söylüyorum, Sözcü Gazetesi yazarı ve eski Diyanet İşleri görevlilerinden biri olan Ayşe Sucu Hanımefendi'yi atasın. Ya öyle çok şey değişecek, öyle çok şey değişecek ki. Ama yapmıyor abi, yapmıyor. Pakistan yapıyor. Ha ama tekrarlıyorum, Pakistan da yaptı. Ben %100 bağımsız yargı yaptı demiyorum. Belki de iktidar yaptı, onu da bilmiyorum. Eğer iktidar yaptıysa bunu, Pakistan zaten din açısından da bitmiş, çürümüş bir halkı var. İyice çürürler. Yok, gerçekten bağımsız yargı yapmışsa bunu, helal olsun arkadaş. Pakistan ekonomik ve demokratik gelişmesini sürdürecektir. Evet canlarım. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayımlanan gıda fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre %1.3 artarken geçtiğimiz yıla göre ise %11.8 düştü. Gıda fiyatlarında deflasyon var. Deflasyon. Yani 10'sa geçtiğimiz sene gıda fiyatı, üstüne bir üçlü ekleyin 11 lira 30 kuruş olmuş. Ama geçen seneye göre buna rağmen o fiyatlar henüz ne seviyesinde? 8 lira seviyesinde falan. Müthiş bir şey. Peki Türkiye'de? TÜİK'in açıkladığı verilere göre. İnanırsınız inanmazsınız, o ayrı, ben ona bir şey diyemem. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de gıda fiyatları aynı dönemde aylık %7.71 mizah, kara mizah. Neyse öyle inanalım. Yıllık %60.72 oranında yükseldi. Bu bile Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupalılar, Amerikalılar açlıktan sürünüyorlar ya, her taraf bomboş, enflasyon almış başını gidiyor laflarının ne kadar garip ve absürt olduğunu göstermeye yetiyor. Buna rağmen Erdoğan Türkiye'yi yönetiyor ya. Buna rağmen Türkiye'yi yönetiyor. Nasıl yönetiyor? İşte. Cumhurbaşkanı. Halk seçti abi. Ne diyebiliriz abi? Halk seçti. Efendim hile vardı, hurda vardı. Onlar beni şu anda ilgilendirmiyor. Çünkü benim konum değil onlar. Benim yetki alanımda da değil onlar. Somut, kanıtlanmış bir hile, hurda, hırsızlık varsa sizlerle paylaşırım. Yoksa adam şu anda Cumhurbaşkanı kardeşim. Ben onun başarısızlıklarını söylerim sadece. Ve bunu söylemeye benim hakkım var. Ama kanıtlanmamış bir iddiayı kanıtlanmış gibi söyleyemem. Evet. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye vize serbestisiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi Türkiye'nin vize serbestisi sonbaharda görüşülecek dedi. Görüşülecek dedi. Biz bu vize işlemlerini 2015 senesinde almış, bitirmiş, yırtmıştık. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu idi. Ahmet Davutoğlu'nu görevden aldılar. Vallahi billahi. 16 Haziran'dı zannediyorum. 16 Haziran'da vize görüşmeleri
neticelenecekti ve iyi neticelenecekti. Çünkü Avrupa Birliği ile sadece 6 paragraflık bir pürüzümüz kaldı. Pürüzden sayılmaz. Recep Tayyip Erdoğan'ın inatlaşması yüzünden onları bir türlü çözmüyoruz. Şimdi çok zor artık. Neden? Ya 10 milyon mülteci var sende. Avrupa Birliği vize serbestisi yine vermeyecekti sanıyorum. Ha o güne kadar bir mucize olur. Mültecilerden temizlenirsek belki. Ya neyse. Her şeye rağmen çok güzel gelişmeler olacağından eminim. Bu haber bile yine de benim her şeye rağmen, inanmamama rağmen umutlarımı yeşertti canlarım. Enseyi karartmayın. Evet, ısrarla üstüne basa basa söylüyorum. O kara felaket haberlerine de pek fazla kulak asmayın. Dünyanın da geleceği çok güzel olacak. Sudan'da şu olmuş, Nijer'de bu olmuş. Ya onların hiç bizim dışımızda şeyler. Bir arkadaşım biri diyor ki oyunun içinde Türkiye'de var. Ya yapmayın kardeşim. Ayıptır bunlar ya. Ayıptır bunları söylemek ya. Allah Allah. Çok ayıp hem de. Ya haber yapacaksınız, tık alacaksınız diye. Yapmayalım. Bunlardan vazgeçelim arkadaşlar. Gerçekten dürüst, samimi ve doğru habercilik yapalım. Aksi halde yani olmuyor. Canlarım, hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.